Başarı Saati sektörler arası yolculuğunda Adana'nın Seyhan ilçesinde giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firmamızın Adana Tekstil Fuarı'ndaki standını ziyaret ediyoruz. İlk önce firmanın ürünlerini şöyle bir görüntüleyelim, daha sonra da firma yetkilisinden bilgi öğrenelim. Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz devam ederken güzel şehrimiz Adana'dayız. Fuarları da tabii takip ettiğimiz projemizde Adana Tekstil Fuarı'ndayız. Firma sahibimiz Harun Bey yanımızda, güzel çalışma ve Ar-Ge ile birlikte bakalım bize hizmetlerinden neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Stand fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Adana'mıza da hayırlı olsun. Amin. Evet. Şimdi sizi bir tanıyalım, sektördeki tecrübenizi bir dinleyelim. 20-25 yıldır sektörün içerisindeyim. Çekirdekten yetişmeyiz zaten. Yani bu işi çekirdekten yapan insanlarız. Yavaş yavaş büyüyoruz. Büyümekte çalışıyoruz. Avrupa iş piyasa veya işte Balkanlar, işte Orta Doğu gibi yerlerde kendi markamı tanıtıp güzel bir ticaret yapıp hem bizim ülkemiz kazansın diye uğraşıyoruz. Evet. Şimdi tekstil aslında Türkiye'nin bir kalbidir. Kesinlikle. İyi bir lokomotiftir. Hem istihdam anlamında hem üretim anlamında. Siz ne yapıyorsunuz marka olarak? Kime hitap ediyorsunuz? Şimdi biz genellikle koleksiyon firmasıyız. Yani yaza göre, kışa göre, yazın mesela ve ilkbahar, sonbahar göre ürünler üretiyoruz. Burada günün modası renkleri neyse o trende uyarak ürünler üretiyoruz. Kendi firmalarımız, çalıştığımız patent firmalarımız var mesela. Patent firmalarımızla da günün modası, trendi neyse o günü yuvan üretiyoruz. Bu yani üst giyim ya da komple giyim mi? Ne tarz şeyler yani, bunlar? İç giyim hariç, dış giyimde elbisedir, pantolondur, takım elbisedir, ceketdir. İşte dönüp baktığımız zaman da mont çalışmalarınız var. Tabii mont yapıyoruz. Kışın ciddi montlar yapıyoruz mesela. Ya mesela şu an yaz koleksiyonumuzu açtık. Yazında şifon elbiselerimiz var. İşte bunun yanında pamuklu kumaşta pantolonlarımız var. Ceketlerimiz var. Bu tür mallar üretiyoruz. Siz ürünleri, ham malzemeyi nereden tedarik edip işleyip bu hale getiriyorsunuz? Maalesef Çin'den daha çok malımız geliyor. Ham madde olarak. Bu bizim için çok ufak bir tabii, bağımlılık. Bağımlılık var. O sıkıntı. Türkiye'de üreten fabrikalar da var. Onlar da büyümeye başladılar zaten. Hammet'te ağırlıkta %70'imiz dışarı bağımlıyız. Evet, biraz da Bursa var, İstanbul, belli hatlardan aynen, da herhalde aynen, destekler aynen, alıyorsunuz. Alıyoruz. Kaç yerimiz var? İstanbul'da 2 yerimiz var, toptan yerimiz. Yurt dışına da açılmak istiyoruz. Polonya'da açmak istiyoruz mesela. Toptan yeri olarak, Türkiye firması olarak. Yani Balkanlar'da, Arap ülkelerinde çalıştığımız müşterilerimiz var. Çok güzel. Yani oraları da mal satıyoruz. Yani oturmuş geçmişten bir müşteri portföyünüz var. Tabii deneyimimiz de var ama tabii ki piyasa şartlarında biraz zorlanıyoruz tabii ister istemez. Ama bu bizle alakalı küresel bir ekonomik kriz var zaten. Evet, dünyada. Genelinde dünya genelinde bir kriz var. Yani tek Türkiye'de yaşamıyor olay değil, bunu şahsileştirmiyoruz. Yine biz yolumuza devam ediyoruz yani. Yani dik durup güçlü bir Ar-Ge ile anladığım kadarıyla ayakta durmak önemli. Kesinlikle. Türkiye daha yok çünkü. Evet. Peki o yıllık çalışmanızdan bahsedelim. Stilist, modelist neler var bünyenizde, ekibinizde? Tabii ben biraz daha geliştiriyorsunuz tabii, bu işi. Profesyonel çalışıyoruz. Bizim Ar-Ge'mizde tasarımcımız da var, kalıpçımız da var. Yani bizde her insan bir işi yapıyor. Yani bir insanın iki işi vermiyoruz ki kendi için daha donanımlı, daha başarılı olsun da enerjisini doğru yere verebilsin diye. Evet, evet. Bu şekilde bizde Ar-Ge'miz sağlamdır. İyi bir uzman kadro var. Çok iyi, çok şükür kadromuz iyidir. Peki renk modelleri de nasıl belirliyorsunuz? Müşterilerinizle diyaloglar önemli bu doğrultuda anladığım kadarıyla. Kesinlikle ama bir de şu var. Yılın mesela trend renkleri var. Dünyada yayılan ne mesela trend. Tabii mesela bir renk ortaya çıkıyor mesela. Bu dünyaya yayılıyor. Medya zaten ve işte internettir. İnternet bunlar aynen. Bugün moda Edirne'de neyse Hakkari'de aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Peki ne gidiyor şu anda? 2022'den beklentileriniz de neler? Yani 2022'den beklentim çok yüksek. Yani çok iyi olacağına inanıyorum. Çünkü bizim sektörde işi bilmeyip de işe girenler çok vardı. Artık o yok. Herkes ürün üretemiyor. Beklentim çok yüksek. Renkler yani bu sene yeşilimizden sarısından cıvıl cıvıl renklerimiz var. Değişik arkada zaten tabii, çok güzel. Pastel renkler gündemde. Evet. Yani bu sene çok iyi olacağına inanıyorum ben. Yani inşallah diyelim eski sağlıklı günlerimizle birlikte tüm dünya genelinde bu Covid sıkıntılı bir süreç. İnşallah bunları atlatır. Allah'ın izniyle keyifli inşallah. Keyifli günlere geri döneriz. Kesinlikle kesin. Biraz şükür etmeyi bilmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Peki son olarak sizi yıllardır tercih eden, sizinle çalışan
hem bünyenizdeki kadronuzla şöyle herkese son sözlerinizi bir teşekkürünüzle toparlayalım abi. Yani bizim öncelikle tabii ki Arge'de çalışan, bizle birlikte çalışan mesai arkadaşlarımı diyeyim. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Evet. Onlara teşekkür ederim. Evet. Sonra bizi tercih eden firmalarımıza teşekkür ederim. Mesela Musa Dengiz. Evet. Ona çok teşekkür ederim. Çünkü çok kıymetli bir insan. Aynı zamanda Hüseyin Güneş var. Evet. Gürkan Bey var. Bunlara çok çok teşekkür ederim. Çünkü bu üç ismin Fulla Musa Dengiz'in ve Hüseyin Bey'in, Ertuğrul Bey'in, Gürkan Bey'in Türkiye'de tekstil sektörü çok büyük katkıları var. Bilakis bize çok katkıları evet. var. Onlara sonsuz teşekkür Peki. ediyorum. Ben size bünyenizdeki tüm kadronuzu hem Adana hem İstanbul'daki herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda markamızın farklı bir röportajında görüşmek İnşallah. Dileğiyle. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Güle güle diyorum size.